İyi akşamlar değerli izleyiciler. Not Defteri bu akşam kısa bir gecikmeyle başladı. Yaklaşık 7-8 dakika geç girdik programa. Kusura bakmayın. Değerli bir konuğumuz var. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, Trafik ve Ulaştırma Komisyonu Üyesi aynı zamanda. Ali Haydar Kahraman konuğumuz. Haliyle anlamışsınızdır neyden bahsedeceğimizi. Ulaşımdan bahsedeceğiz, trafikten, İstanbul'un ulaşım sorunlarından bahsedeceğiz. Ama sıcak gündemde çok tartışılan, özellikle son birkaç hafta içerisinde İstanbul'un ulaşımı ile ilgili kritik kararlar vardı. Gerek adalardaki fayton kararıyla ilgili, gerekse de taksilerle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararlar vardı. Bunlarla ilgili çeşitli engellemeler yaşandı. Adalarda kaymakamlığın aldığı bir karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taksilerle ilgili kararında da UKOME'nin bir engellemesi oldu. Bunları konuşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşımla ilgili, raylı sistemlerle ilgili nasıl planları var, ne yapacaklar? Sayın Ekrem İmamoğlu'nun özellikle deniz ulaşımı ile ilgili kampanya döneminde söyledikleri vardı. İstanbul'da deniz ulaşımının payını arttırmaya dair söylemleri vardı. Bunları konuşacağız. Ama tüm bunları konuşurken dün akşam sosyal medyada bir görüntü düştü sosyal medyaya ve bir anda bunu konuşmaya başladık. Çünkü 31 Mart seçimlerinde ve sonra tekrarlanan 23 Haziran seçimlerinden sonra Sayın Ekrem İmamoğlu mazbatayı alıp göreve başladı. İstanbul'da belediyenin ürettiği hizmetlerle ilgili halkın kafasında soru işareti yaratan bazı gelişmeler oldu. Özellikle ulaşım alanında bazı aksaklıklar görülmeye başlandı. Ve şu söylendi, sabotaj mı var? Şimdi dün akşam bir halk otobüsü şoförünün kaydedip sosyal medyada paylaştığı bir görüntü var. Dilerseniz bu görüntüyü izleyelim, sonra Ali Haydar Bey'e soralım neymiş bu görüntü? Çok spesifik, münferit bir olay mıdır? Yoksa bu yönde gerçekten sistemli bir sabotaj mı var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerine dair belediyenin kimi çalışanlarından diye? İsterseniz VTR'mizi bir getirelim arkadaşlar görüntüye. Dün akşam halk otobüsü şoförünün paylaştığı o görüntüyü. Arkadaşlar, özel halk otobüsü şoförüyüm ben. Şimdi şöyle bir durum var. Burada Güneşli Beyazıt hattında bizim araçlarımız yolcu kapasitesinin altında yolcu almak zorunda. Koronavirüs hastalığı nedeniyle araçlarımız yarı yarıya, kapasitenin yarısı kadar yolcu almak zorunda. Yani yolcular artık çok sık iç içe olmayacak, daha rahat bir şekilde gidecek. Eyvallah da 97 hattında, Güneşli Beyazıt hattında o kadar çok yolcu var ki ve yol uzun olduğu için araçlarımız daha buradan Beyazıt'a gitmeden kapasiteyi dolduruyor, hatta aşıyor bile. Biz bunu belediyeye söyledik. Sağ olsun belediyemiz bize her gün 3 tane uzun körüklü belediye otobüsü gönderiyor şu araçlardan. Bakın göstereyim size. Aynı metrobüs gibi kocaman uzun bir araç gönderiyor. Bunlardan 3 tane gönderiyor bize her gün. Hani buradaki yoğunluğu daha da azalsın diye. Fakat inanın çok enteresan bir şeyle karşılaştım burada. Bu şoförlerin çoğu AKP yönetimi döneminde buraya girdikleri için şu anda CHP'li yönetime karşı CHP'li yönetimin halkın gözünde küçük düşmesi için, Ekrem İmamoğlu'nun halkın gözünde küçük düşmesi için ellerinden ne geliyorsa şu anda bu şoför arkadaşlar yapıyorlar. Mesela ne yapıyorlar? Buradan bir çıkıyorlar Beyazıt'a kadar, hiçbir durağa girmeden basıp gidiyorlar. Bir. Akşama kadar bu arabaları burada harıl harıl çalışıp mazot yakıyor, koltuğa dahi kapatmıyorlar. Yani siz zannetmeyin ki belediye çalışmıyor, siz zannetmeyin ki belediye uyuyor. Belediye elindeki bütün hizmeti, bütün imkanları sunuyor vatandaşa, ancak hain içeride olduğu için, bu hainler içimizde olduğu için ne yapıyorlar? Ellerinden ne geliyorsa belediyeyi kötülemek için, belediyeyi karalamak için kendi yedikleri tabağa sıçıyorlar. Yorum sizin. Yeterli. Şimdi Sayın Kahraman, bunu söyleyen bir halk otobüs şoförü diyor ki hain içeride olduğu için maalesef bunlar yaşanıyor diyor. Bu yönde tespitler var mı? Nedir bu görüntüyle ilgili herhangi bir soruşturma başlatıldı mı? Nedir bu? Hemen izah edeyim Atakan Bey. Öncelikle tabii, bir teşekkür ve bir anmayla başlayalım. Şahsınızda Cem TV emekçilerine, çalışanlarına
bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Aynı zamanda yaptıklarımızı burada anlatma fırsatı verdiğiniz için. İkincisi de yarın biliyorsunuz 2 Temmuz. 2 evet. Temmuz Sivas için, daha doğrusu dünya için, ülkemiz için kara bir gün. 2 Temmuz'da aydınlarımızı, sanatçılarımızı, yazarlarımızı, çizerlerimizi kaybettik. Onları da anların önünde saygıyla eğiliyorum. Onları da burada anmış olalım. Buna benzer tabii ki şeyler geliyor. İhbarlar geliyor. Buna benzer bir takım olaylarla da zaman zaman karşılaşıyoruz. Dün bu video çekildiğinde ilk olarak özelde atılmıştı zaten bana. Biz dün itibariyle İETT Genel Müdür Yardımcımız Alper Kolukısa vasıtasıyla bu görüntüyü onlarla paylaştık. Onlar da İETT Teftiş Kurulu'nda hemen bir soruşturma başlattılar. Bu soruşturma neticesinde bu olay ortaya çıkacak. Ortaya çıktıktan sonra da gerekli cezalandırma, gerekli disiplin cezası neyse onunla karşılayacağım. Olmuyor mu? Evet, son dönemde de sık sık oluyor. Gerek 153 Beyaz Masa'ya bu konuda çok şikayet geliyor. Gerek de duyarlı vatandaşlarda da bu konuda şikayet geliyor. Pandemi sürecinde aslında orada videoyu çeken arkadaşımız, orada sabit araçlar var. Ama biliyorsunuz bu pandemi süreciyle birlikte İçişleri Bakanlığı'nın yahut da işte şeyin aldığı bir genelge, bir kararla birlikte de işte yolcu sayılarının %50'ye düşürülmesi, mesafenin korunmasıyla ilgili de biz de elimizdeki tüm araçların bakımlarını yaparak vatandaşı sokakta bırakmamak adına böyle buna benzer tüm hatlara birer, ikişer, üçer araç takviyesi yaptırdık. Bu da onlardan biri. Yani biz bunun tedbirini almaya çalışırken de buradaki video eğer gerçekse, yani bu soruşturmanın sonucunda gerçek çıkacaksa, bizim aldığımız tüm tedbirlere rağmen maalesef içeride bunu halen sabote etmeye çalışan, bunu gerçi sadece çalışanlar yapmıyor. Bunu merkezi iktidar da yapıyor. Bunu İçişleri Bakanı da yapıyor. Bunu Ulaştırma Bakanlığı da yapıyor. Bunu devletin değişik kurumları İBB'yi aldıktan sonra, yani Ekrem İmamoğlu İBB'yi kazandıktan sonra Sayın Başkanımız, bununla ilgili zaten söylemleri vardı. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız sizi topal ördeğe çevireceğiz dedi. Yani eğer gerçekten gerçekse... Yani bir soruşturma şu anda sürüyor. Bununla ilgili. Hızla Teftiş Kurulu. Şimdi aslında orada görüntüyü kaydeden halk otobüs şoförünün tabiriyle siz dediniz ki şimdi birazdan bunları konuşacağız aslında. Yani nasıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaştırmayla ilgili, ulaşımla ilgili, trafikle ilgili kararlar nasıl engelleniyor? Bunları konuşacağız ama orada halk otobüs şoförünün söylediği önemli şey var. İçeride olunca diyor hain, yani o kendi tabiriyle hain içeride olunca diyor maalesef tedbir alınamıyor. Hani hırsız içerideyse kilit neye yarar dedikleri gibi. Buradaki tehlike o. Yani sizin kendi personeliniz eğer içeride bir sabotaj yapıyorsa, çünkü doğrudan halkla yüz yüze olan o, eğer ki muamelesiyle bahsettiği şey var, durağa girmeden buradan çıkıyor, Beyazıt'a kadar gidiyor diyor. Bu, galiba Güneşli'de kaydedilmiş bir görüntü. Aynen, Bağcılar ilçesi Güneşli Meydanı'nda kaydedilen bir görüntü. Ama aynı şeyi, yani burada 3 otobüsten bahsediyoruz. Aynı şeyle adalarda karşılaşıyoruz. Aynı şey taksi kararında karşılaşıyoruz. Yani aynı şeye baktığımızda, hani nasıl sabote edilir mantığıyla baktığımızda, aynı şeyle karşılaşıyoruz yani. Dolayısıyla da çok şaşırmadık buna. Bu yönde çok sayıda ihbar geliyor mu belediyeye? Geliyor. Evet. Geliyor. Yani özellikle eski çalışanlar üzerinden geliyor. Ama bizim gerek genel başkanımız, gerek Ekrem Başkanımızın söylemi vardı. İşini yapan hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağını, hiç kimsenin yani işini yaptıktan sonra işinden olmayacağıyla ilgili bir söylem vardı. Ama maalesef herhalde bir takım arkadaşlarımız henüz bunu daha anlamamış. Ama orada bahsedilen şu, işini yapan. Yapan. Evet, işini doğru burada yapan. Çünkü bir kıstas var. Tabii ki yani kimse belediye değişti diye işinden ekmeğinden olmasın ama militanca vatandaşın hizmetini sabote eden, burada sabotaj aslında Sayın İmamoğlu'na belediye yapılan sabotaj nihayetinde siyasi zararını o görecek ama doğrudan halk etkileyecek. Vatandaşın kendisi. Aynen. Yani o durakta bekleyen vatandaş, akşam iş çıkışında evine geç dönen, sabah işini kaçıran vatandaş, okuluna yetişemeyen öğrenci ödüyor bunun bedelini. Böyle bir sabotaj varsa, tespiti yapıldıktan sonra, gereği yapılmadığı zaman bu sefer biz nasıl ki İstanbul seçmene Sayın İmamoğlu'na benim hakkımı koru diye emanet ettiyse burada da hakkını korumasını isteyecektir. Gereğin yapılmasında ondan herhalde. Ondan şüpheniz olmasın. Hukuk içerisinde kalma koşuluyla tabii gerçekten yani delillerle ispat edildikten sonra onunla ilgili gereği yapılacaktır. Evet. Şimdi bu görüntünün üzerine o yüzden konuştuk. Çünkü dediğim gibi uzun süredir İstanbul'daki bazı hizmetlerde öyle kasıtlı davranışlarla vatandaş karşılaşıyor ki bir sabotaj ihtimali sosyal medyada da dalga dalga uzun süredir konuşuluyordu. Ki pandemi döneminde bir takım şeyler ortaya çıktı zaten, işte sizin de söylediğiniz ulaşımla ilgili zorluklar. Şimdi o zaman gelelim pandemi dönemindeki ulaşım şeyleriyle ilgili. Taksilere geçmeden önce şunu merak ediyorum. Bir takım kararlar alındı İçişleri Bakanlığı.
Ve nihayetinde Bakanlar Kurulu'nun işte bilim kuruluna danışarak aldığı söyleniyor ama kimi kararlarda bilim kurulu biz böyle dememiştik falan da deniyor ama onun bir tartışmanın dışında bırakalım. Alınan kararlar gereği özellikle ulaşımda alınan kimi tedbirler var ve diyor ki işte yarı sayıda yolcuyla şey yapacaksın ama o yoğunluğun oluşmaması için haliyle sefer sayısını artıracaksın vesaire. Şimdi bu bir maliyet yaratıyor İETT açısından, İstanbul'daki ulaşım açısından. Bu döneme dair aşağı yukarı bir fizibilite yapıldı mı? Nasıl bir yük, mali yük yarattı İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinde? Ve bunun telafi edilmesiyle ilgili merkezi hükümetten, merkezi bütçeden herhangi bir destek takviye olacak mı belediyelere? Şöyle söyleyeyim. Birincisi biz tabii Ekrem Başkan'ın işte birinci olsun bir seçimi mazbatası elinde aldı, iptal edildi. İkinci seçimi 2019-23 Haziran'dan kazandıktan sonra da hızlı bir şekilde gerek ulaşım, deprem birçok konuda ama ulaşım da bunların içinde en önemli konulardan biriydi. Bu konuda çalışmaya başladık. Biz yaklaşık pandemiden önce 4 tane ulaşım çalıştığı yaptık. Yani bunun içinde deniz ulaşımı, kara lastik araçları, bisiklet ulaşımı ile ilgili 4 tane çalıştığı yaptık. Daha sonra da bu çalıştayı uluslararası katılımcıların da katıldığı bir ulaşım kongresi ile sonuçlandırdık. Evet. Orada aslında elimize, yani burada da ulaşımın paydaşlarıyla hepsini kattık. Yani ortak akılla Ekrem Başkanımız çok önemsiyor. Herkesi katarak bir noktaya getirdik. Bu çalışmaları yapıp bu hazırlığı yaptıktan sonra önümüze pandemi çıktı. Pandemi aslında Türkiye'de baktığımızda 10 Mart'ta başlayan bir ilk vakanın görülmesiyle birlikte 10 Mart'ta başladı. Ama dünyada işte gerek Çin'de işte Aralık ayında yahut Avrupa'nın değişik ülkelerinde evet, öncesinde başlayan bir şeydi. Bununla ilgili de biz tedbirlerimizi almaya başladık. İlk tedbirleri aldığımız noktalardan biri de toplu ulaşım araçlarıydı. Yani toplu ulaşım araçları neydi? Zaten günlük olarak ortalama İETT araçları veya metrolar, bunlar günlük olarak dezenfekte ediliyordu geçmişte. Ama pandemiyle birlikte bu daha sıklaştırıldı ve oradaki dezenfeksiyon işlem şekli değişmeye başladı. Yine sürücülerimizin işte kabin, plastik kabinle evet, kapatılarak yolcularla teması kesildi. Bunu ne zaman yaptık? Bunu işte 10 Mart'tan önce yaptık. Yani 10 Mart'tan önce biz bu tedbirleri almaya başladık. Daha sonra bununla ilgili gerek dezenfeksiyon işlemleri, gerek diğer tedbirleri başlarken de İçişleri Bakanlığı yahut da Bilim Kurulu bir karar aldı. Kararla birlikte de bu karar ulaşımı inanılmaz zorlaştıran bir konuydu. Neydi bu? İşte %50 normal oturma kapasiteleri. Mesela bir minibüs örnek vermek istersek 14 kişiden oluşuyor. 7 kişiyle gidecekti. İşte bir halk otobüsü 44 kişiden oluşuyor. 22 kişiyle gidecekti ve ayakta yolcu almayacaktı. Evet. Minibüsler zaten ayakta yolcu alamıyor. Bununla ilgili inanılmaz elimizdeki tüm aracı gereci sahaya sürdük. Yani vatandaşı durakta bırakmamak. Ulaşım bir tarafta da hak, belediyenin yapması gereken bir şey. Orada bir kar hesabı yahut da zarar ederiz hesabına gitmedik. Normalde zaten Büyükşehir Belediye Meclisimiz İETT üzerinden yıllık ortalama 2 milyar gibi bir destek sağlıyor İETT ulaşımdan doktor. Ama bu bizi 4 milyarlara falan kadar çıkardı. Açığı. Bu süreci evet. Yani genel açık itibariyle baktığımda yani onların hepsini belki tam rakam olarak bilmemiş olabilirim ama Mayıs ayı itibariyle baktığımızda İBB'nin bu pandemiden dolayı kaybı 5 milyar civarındaydı. Sadece İETT değil. İETT, İBB'nin. Evet. 5 milyar civarındaydı. Yani bunun da en büyük kaybı yine işte 2 milyarla falan İETT ve toplu ulaşımın oluşturduğu evet, kayıplardı. Buna rağmen biz biliyorsunuz olağanüstü bir meclis yaptık Haziran ayında. Evet. Olağanüstü mecliste gerek özel halk otobüsleriyle ilgili gerek deniz ulaşımıyla ilgili bir süspansiyon, 76 milyonluk aylık bir süspansiyon kararı aldık ve bu desteği de vermeye devam ettik. Niye? Vatandaşın bu ulaşımdan kesintisiz şekilde faydalanması için. Merkezi iktidara gelince, merkezi iktidarda bu konuda bırakın destek görmeyi ekonomik anlamda, yani tabir yerindeyse halkın dilimine köstek gördük. Yani hiçbir yatırım yapılmamasına rağmen zorda bırakılacak her türlü kararlar alındı. Mesela dünyanın yani şeyde Türkiye'de baktığımızda yerel yönetimler, belediyeler, iller bankası üzerinden nüfusuna göre ve yaptığı hizmetlere göre şey alırlar. Katkı payı alırlar 6 ayda bir. 23 Haziran'da seçim yapılırken normalde Temmuz ayında alınması gerekenlen 1 milyar 800 milyon para alınmış ve seçim kampanyasında harcanmıştı. Aha. Yani borcu bir tarafa bırakın. Bizim Temmuz'un gelecek dönemde yapacağımız yatırımları bile yapılmış ve harcanmış. Başkanımız defalarca açıkladı. Evet. Tabii bu konuda hançe değil ama buna rağmen biz hizmeti,
bu işi yapmaya devam edeceğiz. Şimdi hemen diğer konuya geçmeden dediniz ki aslında 10 Mart'tan önce biz ulaşımla ilgili başta olmak üzere tedbirleri almaya başlamıştık. Bugüne kadar hiç İETT personeli içerisinde, özellikle taşıma araçlarını kullananlar vesaire vaka çıktı mı? Çok çıktı. Çıktı mı? Çok çıktı. Yaklaşık 8000 çalışanın 670'ti ama son rakamlara bakmadım açıkçası. 670'e yakın pozitif vaka çıktı. Evet. Evet, bu pozitif vakalardan dolayı da inanılmaz bir zor durumda kaldık. Personel açısından da, insan gücü açısından inanılmaz da bir sıkıntı haliyle. Zorda kaldık. Onun çözümünü de şöyle bulduk. Daha önce İETT'de çalışıp emekli olanlar, bir İETT Emekli Şoförler Derneği vardı. Onları günübirlik saat şeyiyle onlardan hizmet satın aldık. Onları çalıştırdık. Bu çok belki bilinen bir şey değildi. İlk defa ben çünkü şey yaptım. Yani İETT'de çalışıp emekli olan, bu konuda halen yeterli, yani araç kullanma yeterli olan arkadaşlar sağ olsunlar. Çoğu gönüllülük esnasında müracaat etti. Çoğu da bu pandemiden dolayı zaten ekonomik anlamda zorda kalan insanlar. Bu konuda o insanlardan günübirlik saat karşılığında, saat ücreti karşısında hizmet aldık. Ha, hizmet aksamadı ama aksamadı. 670'e yakın diyorsunuz. Pozitif vaka çıktı. Evet. Çünkü çok her ne kadar tedbir alsanız da sürekli vatandaşın en çok kullandığı vasıtalarında en fazla vakit geçiren onlar. Yani yolcu iniyor biniyor yarım saat 30 dakika 45 dakika yolculuk yapıyor ama o 8 saat boyunca o aracın içerisinde. Şimdi o zaman şuraya geçelim. Taksi tartışması var. Herhalde İstanbul'da yaşayıp da bu tartışmadan bağımsız kalabilecek, bu tartışmanın tarafı değilim, beni ilgilendirmiyor diyebilecek kimse yoktur. Yani en az bir kere de olsa taksiye binmişliği vardır, ihtiyaç duymuşluğu vardır İstanbul'da yaşayan her vatandaşın. Bir taksi tartışması gidiyor, taraflar farklı şeyler söylüyor ama nihayetinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar UKOME tarafından reddedildi ve komisyona havale edildi. Reddedilmez, bir alt komisyona havale komisyona edildi. Havale edildi. Evet. Nedir bu proje, neydi? Niye böyle bir şey gerek duyuldu? Dilerseniz bunlar başlayalım bir önce. Şimdi tabii birincisi şu, yani ben çok teknik bir adam olmamakla birlikte ama lojistikçiyim, iyi bir lojistikçiyim. Ve bu konuda da bu komisyonda olmamından dolayı ciddiden araştırıyorum, bakıyorum, okuyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Baktığımızda son 17 yılda İstanbul'da nüfusu 7 milyonlardan, 8 milyonlardan 16 milyonlar resmi itibariyle ama misafirlerimizi de saydığımızda 20 milyona yakın nüfusu olmasına rağmen bir taksi artışı olmamış. Evet. Yani peki 20 yıl öncesine kadar bu ihtiyaçla bu taksiler çalışıyordu. Nüfusun iki katını artmasına rağmen taksi arzına ihtiyaç yok mu? Var. Bunu herkes biliyor aslında. Evet. Ama nedir? Bir önceki şeye baktığımızda biliyorsunuz Uber denilen bir şey çıktı. Uber rakamlarına baktığımızda 8 bine yakın Uber çalıştı. İstanbul'da. İstanbul'da. Peki Uber nasıl çalıştı? Global, uluslararası, Amerikan şirketi, internet üzerinden faaliyetini yürüten ama Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Bakanlar Kurulu'nun müsaadesiyle bunlar burada çalıştı. Sonra seçim malzemesi yapılarak Uber'in faaliyetlerine son veriyor. Evet. Orada duruyor. Demek ki taksi, bir diğer tarafta da baktığımızda mevcut işte 17.395 taksi var. İstanbul bu, genelinde. Evet, İstanbul genelinde. Bu kırmızı plakalar vesaire dahil mi bunun? Kırmızı taksiler. Taksi, onları da söyleyeceğim. O kırmızı taksiler falan zaten artık özellikle daha önce büyük şehir olmayan işte evet. Silivri, Çatalca, Şile, bunları geçtiğimiz UKAME'de bunların kararını aldık. Bunlar da artık sarı taksiye dönüştü. 230 kırmızı taksi kalmayacak İstanbul'da. Sadece D segmenti dediğimiz bordo taksiler var. Hı-hı. Onlarla ilgili de bir karar aldık. Bundan sonra hepsi sarı taksi olarak anılacak. 17.395 tane taksi var. Evet. Bunun yanında da 572 tane dolmuş taksi dediğimiz belirli hatları olan, özel güzergahları olan dolmuş taksiler. Evet. Dolayısıyla da bunların içindeki işletme şeklinde bugünkü modellerine baktığımızda da aksayan bir sürü tarafı var. Yani her ne kadar bu kanun, bu yetki büyükşehire verilmesine rağmen atıyorum işte İstanbul Havalimanı'nda yahut da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki taksiciler kendisini sanki oraya aitmiş gibi hissettirip kendine ona uygun. Yani biz zaman zaman İstanbul Havalimanı'nda taksi denetimine giremiyoruz. Giremiyoruz. Neden dolayı? Polis müsaade etmiyor. Hı-hı. Oranın sanki özel bir alan, İGA'ya ait bir alan olduğunu ama ona baktığımızda İstanbul taksilerinin tüm işletme hakkı, tüm denetleme hakkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Kaliteli mevcutu da kaliteli bir hale getirmek için bir model önermek gerekiyordu. Evet. Başkanımızın da tamam, Ekrem Başkanımızın söylediği model de bu modeldi. Neydi?
Biz 5000 yeni kiralık modelle bir taksi öneriyoruz söyleminde bulundu başkanımız. Peki biz geçen UKM'ye neyi sunduk? 6000 taksi sunduk. Evet. Sayı olarak 6000 sunduk. Bu 6000 taksinin içinde baktığımızda 750 tanesi 6500 minibüs var bu arada İstanbul'da. 39 38 ilçe adalarda minibüs yok. Evet. 38 ilçesinde minibüs var. Bu minibüsler raylı sistemlerin artmasıyla birlikte İETT'ye bu pandemiden dolayı özellikle ağırlık vermemizden dolayı da yeterince yolcu bulmamaktan şikayet ediyorlar. Bir kısmını taksiye dönüştürelim dedikler. Yani minibüslerin bir kısmını taksiye plakalara taksiye dönüştürelim. Aynen. Yani onlar M plaka iptal edeceğiz. Onları bir kenara koyacağız. 750 minibüsü hattan çekeceğiz. Bu hatlarda o hatları rahatlatacağız. 750 tane yeni taksi minibüsten dönecek. Bununla ilgili de bir rakam vardı. Bir diğeri de demin söyledim. 572 tane dolmuş taksi var. Onlar da keza aynı şekilde şikayetçi. Onların da 250 tanesini taksiye çevirelim. Yani 1000 tanesini minibüsleri ve dolmuş taksileri rahatlatmak için koyduğumuz rakam. Geriye kalan 5000 taksi de gerçekten İstanbul'un artan taleplerini, yani 5000 bile yeterli değil. Kimi insan 20.000'den bahsediyor, kimisi 10.000'den bahsediyor. Ama bizim üniversiteye yaptırmış olduğumuz bir çalışma neticesinde ilk etapta görmek açısından 5000 taksinin uygun olacağını düşünüldü. Evet. Bununla ilgili de bir model önerdik. Mevcut işte siz taksi kullanıyorsunuzdur muhtemelen. Günlük çoğu vatandaşımız taksi kullanıyor. Takside bir sürü şikayetler geliyor. Sürücünün davranışından, ücretinden, işte taksinin temizliğinden gibi bir sürü şikayetler geliyor. Peki niye bu şikayetler oluşuyor baktığımızda? Yani biz de hayatın içindeyiz, görüyoruz. Taksicilerin çoğu 12 saatten fazla çalışıyor. 15 saat çalışan şoför arkadaşlarımız var. Sigortaları zorunlu olmasına rağmen sigortaları yapılmayan taksi sürücüleri var. Yine keza kanunun emrettiği şekilde, kanunun öngördüğü şekilde bir kişinin bir taksi plaka edinme hakkı olmasına rağmen İstanbul'da bu işin rantını yapan, bu işin ticaretini yapan kurumlar oluşmuş. Yani işte başkanım da söyledi. Evet. Bağcılar'da. Yani isim vermekten de hiç gocunmam. Yaşar Ticaret. Binin üzerinde taksisi olduğu, kayıtlı taksinin olduğu söyleniyor. Diğer tarafta Kale Ticaret baktığımda. Peki bunlar ne yapıyorlar? Zamanında tarlasını, evini yahut da Almanya'da çalışan işte gurbetçi vatan, yurt dışında çalışan gurbetçi vatandaşlarımızın kendi birikimleriyle edindiği taksileri belirli bir rakamla alıyorlar. Bağlayıcı bir sözleşme yapıyorlar. Plaka şeyin dışındaki tüm hak o şirkete geçiyor. Şimdi şunu izleyiciler, bilmeyen izleyici açısından, normalde yasal olarak bir kişi sadece bir plakaya sahip olabilir. Aynen öyle. Ama buna rağmen Türkiye'de, çünkü bu vardır, yani her yasanın arkasından dolanmanın yöntemi vardır, bulunur yoksa da, buna rağmen binin üzerinde plakaya hükmeden bir firma var. Firma oluşmuş. Evet. Yani yasa diyor ki bir kişi sadece bir plakaya sahip olabilir derken, bin küsür tane bu haliyle tekelleşme. Yani diğer her şeyi bir tarafa bıraksak, aslında yasaya aykırılığını bir tarafa bıraksak dahi işte rekabet kurallarına aykırı bir durum başlı başına. Yani aynen, bir kişinin İstanbul'daki 17 bin küsür taksinin bin küsür tanesinin bir kişinin hükmetmesi demek piyasada tek başına belirleyici olması anlamına gelecek bir şey. İşte taksiciler biz seçimin kaderini değiştiririz diyorlar ya. Evet. 17.395 taksici olduğu aslında sistemde kayıtlı. Ama esnaf olarak temsiliyet noktasında baktığımızda 6000'i geçmiyor. 5700'lerde kalıyor. Evet. Yani buradan da rakamın kimin ellerinde olduğu çok ortaya rahatlıkla çıkıyor, anlaşılabilir. Ortaya çıkıyor. Buradaki problem şu. Şimdi bunun ticareti ne yapsa? 6000 liraya, 7000 liraya bu taksileri bu firmalar kiralıyor mal sahiplerinden. Bağlayıcı bir sözleşmeyle, yani bir sefer o sözleşmeyi yaptın mı bir daha da o taksiyi bırakma şansın olmuyor. Yani bu 10 yıllarca devam etmiş. 10 yıldır, 15 yıldır aynı firma. İşte bir daha o sözleşmeden istinaden bir de o taksiyi geri alamamış mal sahibi. İşletmesini ona devretmiş. Evet. Ruhsat sahibi. Peki o 6000 7000 liraya aldığı taksiyi normalde günübirlik çalışan, emeğinin işte evine ekmek götüren emekçiye kaça veriyor? 10.000 liraya veriyor aylık kirayla. 3.000 lira orada bir rant oluşmuş. Orada bir rant oluşuyor. Rant şimdi sadece
Hemen Alaydar Bey kesiyorum. Kısa bir reklam aramasına gitmemiz lazım. Reklamdan sonra devam edeceğiz Taksim meselesinde. Aslında görünür bir yüzü var. Vatandaşın sokakta taksi bulamamasıyla, işte kısa mesafeye taksi açtıramasıyla veyahut da şoförün karşılaştığı şoförle, taksi şoförle yaşadığı problemin dışında işin bir mali boyutu var ki niye işte bu proje sabote edilmeye çalışılıyor? Onlar üzerine konuştukça daha da ortaya çıkacak. Ali Haydar Bey bize bunların detaylarını verecek bize. Ama kısa bir reklam aramız var. Reklamdan sonra devam edeceğiz not defterine. Tekrar merhabalar değerli izleyiciler. Not defteri devam ediyor. İstanbul ulaşım sorunu konuşuyoruz. Programa sığdırmaya çalışacağız umarım. İstanbul'un yıllardır çözülemeyen problemi, ulaşım problemini. Problemin kendisini konuşmak bile belki günlerce sürecek ama Ali Haydar Bey gibi o komisyonda da görev alan bir konumuz olunca haliyle hızlıca bize anlatıyor. Taksilerde kalmıştık, evet. Taksilerdeki durumu. Vallahi ben saatlerce anlatırım Atakan Bey. Keşke saatlerce. Yani bu konuda da hazırlıklıyım. Olsa. Gerçekten de çalışıyorum dersimi. Gayet görünüyor, evet. Yani anlatırım. Ama kısaca özet geçip sonra da zaten... En son şuna gelmiştik. İstanbul'da 17.395 taksi var ancak bu toplam 6.000 kişinin elinde yoğunlaşmış bir şey var. Evet. Ve en son İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6.000 emplaka ile ilgili karar getirdi ve UKOME'de reddedildi. Hemen onu anlatayım. Birincisi biliyorsunuz Mart ayı itibariyle apar topar UKOME'nin sayısı değiştirildi. Belediye kanununa göre normalde baktığında işte ulaşım Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu için UKOME'deki kararlar da Büyükşehir Belediyesi'nin doğrultusunda kararlar alınırdı. Ama maalesef Mart ayında bakanlık genelgesiyle yeni 5 üye eklendi. 21 olan üye sayısı orada 26'ya çıkarıldı. Ne hikmetse mesele çok ilginç, yani çok da garibime gitti. Geçen hafta yapılan UKOME toplantısında bir ay önce Büyükşehir Belediyesi'nde müdür olarak görev, yani ismini söylemeyeceğim ama müdür olarak görev yapıp bu taksi uygulamasını yahut da değişik uygulamaların altına imza atan arkadaşımız bakanlığın bölge müdürü olduktan sonra UKOME'de red verdi. Biliyor musunuz? Yani bir ay önce kendi hazırladığı, kendi onay verdiği karara UKOME'deki toplantıda bakanlık temsilcisi olarak geldi. Bakanlık temsilcisi olarak gelip red verdi. Red verdiği Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri çalışma şey değildi. Vatandaşın hizmetini engelleme şeydi. Dolayısıyla da biz bu işi çözeceğiz. Vatandaşı anlatarak çözeceğiz. Paydaşlarıyla çözeceğiz. Yani Ekrem Başkanımızın bu konuda hepimize talimatı var. Yani bu anlamda da inanılmaz şanslıyız aslında. Gerçekten inanılmaz bir ekip oyuncusu. İnanılmaz da bir lider bu konuda. Şimdi Ali Haydar Bey'in söylediği örneği gerçekten hani dedi ya sadece içerideki program başında bir görüntü izletmiştik. Orada içerideki hainler diye tabir ettiği o değil. Devletin, hükümetin kendisi karşımızda bizi engellemeye çalışıyor demişti. Şimdi örnek o kadar trajik ki aslında bir belediye bürokratiyken, belediyenin bürokratiyken hazırlayıp da kendinizin onay verdiği bir rapora masanın diğer tarafına geçip bakanlık bürokratı olarak geldiğiniz zaman red oyu veriyorsunuz. Eğer ki bu kamu yararına değilse belediye bürokratiyken niye bunu onayladınız ve böyle bir çalışma yaptınız? Eğer ki kamu yararıysa masanın diğer tarafına geçtiğiniz zaman bakanlık bürokratı olarak gelip bunu niye reddettiniz? Bunun izahını vermek durumundadır. Şahsi olarak vermek durumundadır. Şimdi bu bir eğer ki bir kamu yönetiminde bir liyakat, bir vicdan esas alınacaksa o kamu görevlisi kimse bununla ilgili belki kamuoyuna bir açıklama yapmayacak ama eve gittiği zaman çoluğuna çocuğuna en azından bunun vicdani açıklamasını umarım yapabilir diye ya konular bizden. Çok olduğu için kısa kısa örnekler vereyim. Evet. Birincisi bunun sokakta karşılığı var. Onu bir sefer söyleyeyim. Yani bunu zaten biliyorsunuz 2019 seçiminden önce Sayın Binali Yıldırım da vaatlerinden biriydi. Taksi sayısını sayıları. Arttırmak. Her ne kadar rakam belki 5000 değildi ama taksi sayısının arttırması. Belki o kazanmış olsaydı 15.000 diyecekti. Belki 10.000 yapacaktı. Evet. Ama ne yapacaklardı? 15.000'i emekçilere, halka hizmeti için belki de kullanmayacaklardı. Tıpkı Bağcılar'daki o baktığımızda bir iki ticaret merkezine bir iki tane bu işin kalpazanlığını yapan insanlara vereceklerdi. Evet. Şimdi biz farklı düşünüyoruz bu anlamda da. Diyoruz ki 12 saat çalışan, 12 saatte fazla çalışan şoför olmasın. Şoför işte günü birlik kazandığından işte o 150 bin, 150 lira yaptığında, 200 lira yaptığında gidip bir kahve köşesinde oturup bir tarafta oyun oynarken, tabir yerindeyse kumar oynarken yanındaki arkadaşa vermesin bunu. Bir meyhanede işte oturup içki içerken yahut da alkol alırken yanındaki bir arkadaşa anahtarı verip hadi taksiye sen çık demesin. Bunu standart İBB kıyafeti giyen, halkın gerçekten hizmetini kaliteli bir şekilde alacak bir
modele dönüştürmeye çalışıyoruz. Yani burada söz konusu olan sadece taksi sayısını arttırmak değil, yeni bir modelden bahsediyoruz. Aynen taksilerle öyle. İlgili bir yani, standartizasyondan bahsediyoruz. Oraya getireceğiz. Yani onu yapacağız. Bunu yapamadık mı? Yaptık. İstanbul Otogarı'nda yaptık. Adalarda evet. yaptık. Yani örneklerini belki birazdan anlatacağız. Burada da yapacağız. Yani dolayısıyla halkın iradesi üzerinde bir irade yok. Biz yaptık olduğuyla da hareket etmiyoruz. Onu da söylüyorum. Bu işin paydaşları kimlerse, tarafları kimlerse de mutlaka çağırıyoruz, konuşuyoruz, görüşünü de alıyoruz. Alt komisyonda da bu yapılacak zaten. Alt komisyon bu konuda zorunluluk. İşin tarafları kimse, bakanlık yetkilisi, liman başkanlığı yani çok ilgili değil ama onlar da kendini ilgili sanıyorlar. İlgilileri kimse bu konuda çağırıp, bu konuda şey görüşlerini alıp bir sonraki UKAME'ye getireceğiz. Evet, şu anda alt komisyonda. Evet. Peki bu projenin tamamen engellenebilme şansı var mı? UKOME kanalı veyahut da bürokratik yollarla bir şekilde bunu engelleyebilirler mi? Yani merkezi iktidarın Hükümet. Elinde kararname yetkisi var. Bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birçok şey yapılabiliyor. Evet. Yani Boğaz görünümlü işte imar şeyinin İBB'den alınması, Galata Kulesi'nin yıllarca İBB'de evet. işletilmesine rağmen alınması olmaz mı? Olur ama biz halka anlatacağız bunun neden olmadığını. Anladım. Olması için de bugün olmasa da 2023'te halk bunun gereksinimini sandıkta yapar. 2023'ten sonra bu iş kim olur? Anlıyorum. Evet. Şimdi taksiyle ilgili durumda anlatıyorduk. En son alt komisyona gitti dediniz. Peki şimdi bir modelden bahsettiniz. Taksiyle ilgili getirilecek bir model. Şöyle bir eleştiri var. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı taksi projesiyle ilgili. Hatta isim de verelim. Sayın Fatih Altaylı dedi ki ya bunu belediye yaparsa dedikodunun önüne geçemez. Bırakın işte biraz da bu ekonomik model yaklaşımlarıyla ilgili bir şey. İşte devlet aman şunu yapmasın bunu yapmasın aman devlet onu mu yapar devlet bunu mu yapar diye işte klasik tabiriyle neoliberal politika dediğimiz her şeyi özel sektör yapsın mantığı. Tartışılır yani onun ideolojisini burada oturup sabaha kadar tartışacak değiliz ama şundan dolayı söylüyorum. Bırakın evet 5000 hatta gerekirse 15000 yeni plaka çıkartın ama ihaleye çıkın. Bırakın yine eski düzende olsun diyor. Siz bu modelin öyle değil de belediyenin kendi işletmesi olması gerektiğini az önce söylediğiniz gibi bir model aslında bu. Sadece evet. taksi sayısını arttırmak değil. Daha kaliteli. Ne getirecek? Vatandaşa ne getirecek? Birincisi şunu söyleyeyim. Taksi üretimi yapılırken şimdi önce gidip bir taksi satın alıyoruz. Sonra da bir sürü elektronik cihazlarla montajlar yaparak o taksiyi daha iyi bir hale getirmeye evet. çalışıyoruz. Birincisi belediye bu işi kendisi yaptığında bir taksi araç üreten bir firmaya taksi kullanımında kullanılmak üzere araç ürettirecek. Bu modelde çıkacak. Yani aslında içindeki tüm hazır donanımıyla. Hazır donanımıyla birlikte gelmiş olacak. İkincisi demin örnek verdim. Çalışanlar noktasında 15 bin yeni insan buradan ekmek kazanacak. Kiralık evet. modeli. Yok mu bunun peki? Özel halk otobüslerinde Erdoğan dediğimiz özel halk otobüs aşeydi. Şimdi ulaşım aşeye çevirdik biz. 10 yıl önce bir karar alınmış. İhalede nereye verilmiş? Kimi insanların 100 otobüsü var, kimisinin 20 tane, kimisinin 10 tane. Ciddi anlamda rakamlar alınmış. Resmi rakamların dışından bugün insanların ifade ettiği rakamlar da var bu konuda. Yani resmi rakamın, belediyenin kasasına giren resmi rakamların dışında rakamlar da telaffuz ediliyor. Peki biz bugün ne yapıyoruz? Erdoğanlarla biz bugün uğraşıyoruz. Zarar ediyoruz diyorlar. Çalıştıkları İETT ile aynı mantıkla çalışıyorlar. 10 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi bu kararı almış. Bine yakın özel halk otobüsünü ihale etmiş. Kimisini 10 yılına, kimisini 15 yılına. Önümüzdeki yıllarda tekrar gelecek. O insanlar şu anda müteselbet hak olduğunu iddia ediyorlar. Nitekim de öyle. Milyonlarca para vermişler bu işe. Evet. Peki memnun mu? Diğer tarafla kıyasladığım zaman. Ne esnaf memnun, ne yolcu memnun, ne belediye memnun bu işten şey yapıyor. Ha biz ulaşımı bir ticari mantık olarak görmüyoruz. Onun için ulaşım bir hak. Evet. Ya belediye her şeyde para kazanmak zorunda değil. Takside de biz mevcut taksilerin bu işi yaptığından dolayı rekabeti bozmayacak şekilde ücretlendireceğiz o modelin. Yani farklı bir ücret sistemi doğmayacak. Ücret sistemi aynı olacak. Yani normal taksinin ücret sistemi neyse ama biz burada bir kalite standartı arttırmaya gidiyoruz. Evet. Yani bir YTT şoförünün siz normal çalışma saatleri içinde bir kafede oturduğunu gördünüz mü? Demin örnekler verdim. Evet, mesai saati. Mesai saati var. 8 saat bir mesai saatiyle geliyor. Sigortası var. Sicili belli, kullandığı araba belli, ne yaptığı belli. Üniforması kıyafeti belli. Üniforması belli, bunu belli. Yani burada çok detaylara girmeden, detayları evet. var. Ciddiden ciddi çalıştık. Yani başkanımızın talimatıyla ciddi bir şekilde çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Orada hemen şunu soracağım Ali Aydar Bey. Şu andaki mevcut sistemde Büyükşehir Belediyesi'nin taksilerle ilgili ne kadar etkisi var? Mesela bir şoför
Alkollü olarak işe çıktı, taksiye, direksiyona çıktı, yolcu aldı. Burada sorumluluk valilikte midir, İçişleri Bakanlığı'nda mıdır, trafikte midir, belediyede midir? Sizin belediye olarak şu andaki taksilerle ilgili yetkileriniz neler? Şoför kartı diye bir şey var. Bir de yaklaşık 17.395 taksinin sözde işte yaklaşık 6.000'i kamera sistemiyle, iyi taksi mantığıyla izleniyor. Evet. İzleyebilirsek. İzleniyor. Yani o cihazlar bir şekilde alınmış, hiçbiri işlenmiyor. Geçmişte alınmış, hiçbiri şu an şeyde faaliyette değil, doğru dürüst. Evet. Onunla ilgili de bir çalışma yapıyoruz, değiştireceğiz. Bir diğeri de her taksi sahibinin kaydı var içeride. Plaka sahibinin. Bir de her taksiye iki şoför kayıtlı. Bu şoförlerin şoför kartı alabilmeleri için işte ceza ehliyeti şey olmayacak, bir takım şeyler, uyuşturucu kullanamayacak. İşte o raporların bir takım raporları alıp hep. Peki bunlar mı gerçekten kullanıyor? Sigortası olması gerekiyor. Onunla ilgili de esnaf ciddi anlamda baskı yaptı. O sigortayı da biz işte Çalışma Bakanlığı'nın üzerine attık artık. Dedik ki yani denetimini. Evet, denetimini Çalışma Bakanlığı yapsın. Ben taksi plakası M34 bilmem kaç plakalı takside işte Ali Aydar Kahraman'la atıyorum Ahmet bilmem neyi çalışıyor. Bunlar sigortalı mıdır değil midir? Siz bakın. Yeterince denetim yapılıyor mu bakan tarafından? Bu da yapılmıyor. Peki polis yakalandığında ne çıkıyor? Eğer o taksiye kayıtlı sürücü tarafından kullanılmıyorsa o taksi bağlanıyor. Ne kadar? 3 gün. İkinci bağlandığında işte 5 gün. 15 gün süreyle bağlanıyor. 15 gün sonra tekrar şeye çıkıyor. Çalışmaya çıkıyor. Dolayısıyla da bizim burada getireceğimiz standartlar bunların hiçbirine gerek kalmayacak. Çalışanlar aynı standartlar eğitimde geçecek mesela. Sonra da bir sürüç şeyle ilgili hem YTT ile birlikte bir ulaşım akademisi kurmaya çalışıyoruz. Yeri de belirledik. Bu ulaşım akademisinde her türlü eğitimler, her türlü şeyler verilecek. Hem sürüş eğitimleri, hem diğer psikolojik eğitimler, hem de diğer anlamda yapılacak testlerin hepsi bunun için de yapılacak. Evet. Onun da hazırlığını yapıyoruz. Peki bu model hayata geçtiği zaman yeni koyulacak sadece 5000 taksi için değil, bütün taksi hepsi için geçerli. Artı 17.395 taksiyi de bu modele geçireceğiz. Kapsayacak. Oradaki şey mesela şimdi ana faktör olarak baktığımızda bir İstanbul Taksiciler Odası var. İstanbul Taksiciler Odası'na baktığımızda kayıtlı taksi sayısı 8.000. 17.395 taksici var. Evet. Ama 8.000 İstanbul Taksiciler Odası'na kayıtlı. Bir diğeri de en yoğun işte şeyin olduğu yine havalanda. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalanı'ndaki taksi kooperatifi. O taksi kooperatifine 3.000'e yakın kayıt var. Yani geri kalanların hepsi kendi ilçelerinde. Yani işte otomobilciler bilmem ne derneğine kayıtlı olan temsil. Yani ben taksicilerin temsilcisiyim diyen arkadaşlar bizim yaptığımızı yapmıyorlar. Biz ortak aklı önemsiyoruz. Hepsini aynı masaya çağırıp konuşuyoruz. Ama onlar bunu gidip diğer kendi esnaflarıyla, kendi taksicileri konuşuyor. Ben şundan eminim Atakan Bey. Yani bugün benim haddime değil, böyle bir yetkim de yok. Birisi çıkıp dese ki, ya evet 5000 taksiye çıkacağız ihaleye, UKME'den de bunu geçireceğiz. Ama bunu mevcut taksicilere vereceğiz desek hiç kimse itiraz etmeyecek. Evet. Kim yani ticari mantıkla bakıldığı için itiraz etmeyecek yani. Evet. Bir rant oluşacağı için biz rant oluşmasından yana değiliz. Biz hizmet edilmesinden yanayız. Biz vatandaşa kaliteli iyi bir hizmet sunuyoruz. Bunun örnekleri de var. Yani ben işte Londra'da şudur, nüfusa şu denk geliyor, Berlin'de şudur, Amerika'nın New York kentinde budur demenin bir anlamı yok. Evet. Aslında baktığımızda yani veriler ortada, bunu bilim adamları da başkanımız da açıkladı. Yani sayıya baktığımızda işte Avrupa ülkelerinde ortalamada 623 kişiye bir taksi ortalama tüm Avrupa'yı aldığımızda düştüğünde bizdeki sayı 900'e yakın. Evet. 900 kişiye bir taksi düşüyor. Yani biz 5000 taksiyi hayata geçirdiğimizde bile Avrupa ortalamasına gelmeyeceğiz. Ortalama 683 kişiye bir taksi düşecek. Yani yine o rakama gelmeyecek. Demek ki bu verilere baktığımızda 5000 taksi İstanbul'da çok değil. Şimdi taksiyle ilgili bayağı konuştuk ama izleyiciler de şunu söyleyecektir. Yani koca İstanbul'un ulaşımı herhalde taksiyle sağlanmak gibi bir şey yoktur. Yani taksinin toplam şehir içi ulaşımdaki payı bellidir, taşıdığı yolcu sayısı bellidir. Nihayetinde bir şehrin ulaşım planlamasında taksi sadece unsurlardan biridir. Peki gelelim asıl konuya. Yıllardır hep söylenir. Raylı sistem İstanbul içinde, bütün metropoller içinde, hatta artık şehirler arası ulaşım içinde ideal modelin olduğu, bütün dünyada buna geçmiş olsun. Türkiye'de bir dönem komünist modeli, işte bu raylar Doğu blokunu Rusya'yı çağrıştırıyor, komünist ülkeleri çağrıştırıyor diye bir şekilde maalesef ihmal edilmiş, karayolu tercih edilmiş. Bugün tekrar ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. İstanbul'da raylı sistemle ilgili çalışmalar şu anda ne aşamada? Çünkü
iktidar ve iktidar medyasında işte Sayın İmamoğlu geldi, işte şeyler, işler durdu. Hatta bir hastane yolunu dahi yapmadı. Başakşehir'e biz yaptığımız için hastaneyi belediye yolunu yapmadı diye başlayan ve metro projelerinin durduğu vesaireye dair birçok iddia var. Ne durumda? Çünkü Sayın İmamoğlu raylı sistemle ilgili, metrolarla ilgili çok önemli vaatleri vardı. Nasıl bir tablo var? Nasıl bir planlama var ve şu anda işler nasıl yürüyor? Anlatayım hemen. Yani ben tabii burada hani tek de isterim ki bunu karşılıklı gerçekten farklı iddiası olan insanlarla da bunu tartışabilelim. Yani evet. AK Parti meclis üyesi olabilir, grup başkan vekili olabilir, farklı yetkilisi olabilir. Bunu tartışalım. Yeni yayın döneminde yapalım o zaman bunu. Olur, ben seve seve. Yani evet. Şöyle size bir tarih söyleyeyim mesela, hatırlayın. 2017 Eylül'ün 23'ü. Böyle bir tarih hatırlıyor musunuz? Kadir Topbaş'ın görevden el çektirilmesiydi. Evet. Kadir Topbaş'ın içi sızlaya sızlaya evet. Gitti. Peki Kadir Topbaş ne? İki dönem belediye başkanlığı yapmış. İkinci dönemde halktan oyunu almış, gelmiş. Birçok bugün övündükleri birçok projeden bahsediyorlar. Raylı sistem noktasında da o gün planlama noktası itibariyle 12 noktayı planlamış. Raylı sistem itibariyle 8 tanesini de hayata geçirmek için ihalesini yapmış. Başlatmış evet. Yani. Temelini atmış, temeli atmış ve başlatmış. İnşaatı başlamış. Ha, yani... İmalat şeyi %1'dir, 0'dır falan ama en azından İhaneye bunu planlara çıkmış. İşletmiş. Evet. Planlara işletmiş diyeyim. Meclisten geçirmiş, kararını almış. Kim yapmış? AK Parti'nin belediye başkanı Sayın Kadir Topbaş. Evet. Peki. Kim bunları iptal etmiş? 29 Eylül'de seçilen Sayın Mevlüt Uysal. 29 Eylül'de belediye başkanı olarak İstanbul Büyükşehir Meclisi meclisinde. Tarafından seçiliyor. Sonra aynı 2017'nin Aralık'ın 19'unda bu projelerde dahil, birazdan anlatacağım, Başakşehir Devlet Hastanesi'nin yol projesi de dahil, o torba yasanın içinde 20 ayrı proje var. Bu projelerin hepsi durdurulmuş. Sebep? Ekonomik sebepler ve yapılan maliyet hesaplarının sıkıntılı olduğunu ifade ederek şey yapmış. Yani Kadir Topbaş'ın neden görevden alındığını ben halen bilmiyorum. Bilmiyorum, siz biliyor musunuz? Tahmin yürütülüyor. Ankara'da en azından Bülent Arınç'tan duyduk, Sayın Bülent Arınç'tan parsel parsel satıyor. FETÖ'ye bilmem kime bir, peşkeş çektiriyor. Ama o zaman da işin hukuki boyutu da oluyor. Bir AK Parti Genel Başkan Yardımcısına sorulduğu zaman sizde hiç FETÖ'cü yok mu dendiği zaman biz zaten bizdekileri istifa ettirdik demişti. Belediye başkanları o kapsamda mı istifa ettirdi? Açıkçası bu da cevap bekleyen bir soru aslında hala. Bakın demin de söyledim, 23 Haziran'da Sayın Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra her ne kadar 1 milyar 800 milyonluk almamız gereken parayı önceden avans alarak alıp seçimde kullanmalarına rağmen bunu da Sayın Valimizin döneminde yaptılar. Evet. Muhtemelen Sayın Valimizin bile haberi yoktur. Çünkü kendisi hem İstanbul Valisi hem vekaleten belediye başkanlığına bakıyordu. Geçici kayyum. Evet. 8 raylı sistem hattı vardı. Bu 8 raylı sistemin hepsi 2017-19 Aralık'ta durdurulmuştu. Biz geldikten sonra bunların bir mali bütçesi de yoktu. İhalesi yapılmasına rağmen, firmaları belirlenmesine rağmen, firmalara ihale edilme, firmalara ödeme yapılıp şey yapılmadığı için de hepsi kim yani %20 geçen bir imalat yoktu. Onu bir sefer evet. Söyleyeyim Atakan Bey. 8 hatta. Evet, 8 hatla ilgili. Toplamda 12 hat planlanmıştı. 8 hatla ilgili herhangi bir çalışma yoktu. Ekrem Başkanım gelir gelmez yurt dışında da olmak üzere yaklaşık 371 milyon euro. Bir bedelle. Evet. Bir para bulduk. Bu raylı sistemlerin 6 tanesini devam ettirdik. Bunlardan en belirgini işte 19 Mayıs'ta açacaktık. Pandeminin araya girmesiyle birlikte oradaki teknik sinyalizasyon işlerini İspanyol bir ekibin yapmasından kaynaklı evet. Olarak o ekibin ülkelerine gitmesinden dolayı o işlem bitmediğinden ertelendi. Muhtemelen bu ay itibariyle ülkemize geri gelecekler. O tamamlandıktan sonra en geç Eylül ayında Kabataş, Mahmut Bey raylı sistem hattını açmış olacağız. Evet, yani Sayın İmamoğlu'nun göreve geldikten sonra ilk açtığı metro hattı evet. Bu olacak. Diyelim, hemen bir virgül daha koyalım. Kısa bir reklam aramız daha var. Kısa reklam arasından sonra raylı sistemi konuşacağız. Adalar mevzusunu, fayton sistemi konuşacağız. Bir de deniz ulaşımı ile ilgili dediğimiz gibi şey vardı, onu konuşacağız. Bir de Sayın Kahraman'ın da kendisinin sosyal medyadan izlediğimiz kadarıyla bisikletle ilgili galiba bir hassasiyeti var. İstanbul'da bisiklet yolları olacak mı, artacak mı, bunları da konuşacağız. Ama kısa bir reklam aramız var maalesef. Reklamlardan sonra devam edecek. Evet değerli izleyiciler, not defteri devam ediyor. Süremiz daraldığı için bu bölümde ben az konuşacağım. Ali Haydar Bey'in daha çok konuşmasına imkan tanıyacağım.
En son metro ile devam ediyorduk. Mahmut Bey Kabataş hattı evet. Önümüzdeki dönemde sinyalizasyonu tamamlanınca açılacak dediniz. Diğer hatlarda kaç hatta tekrar çalışma başladı Sayın İmamoğlu'ndan sonra? Yani mesela şu anda Ataköy 2 telli hattı devam ediyor. O da 2021'in sonunda 4 istasyon olmak üzere PDP açılacak. Sonra da 2020'de tamamlı açılacak. Bu arada şunu ifade edeyim. Şu anda 233 kilometrelik bir raylı sistem hattımız var İstanbul geneli itibariyle. Evet. Bu 3 yıl içinde başkanımızın da taahhütü en az 450 kilometresi hayata geçmiş olacak. Yani sonrasında yaklaşık %50, evet, %50 kadar, %100'e kadar gibi neredeyse. Yani 300 küsürden 450'ye çıkacak. 233'ten 233'ten 450'ye geçecek. Yaklaşık 220 kilometrelik yeni bir %100 bir artış olacak. Ama bu da yeterli değil. Onu da söyleyeyim. Yani İstanbul'a bu da yeterli değil. İleriki yani başkanımızın hedefi 650. Sonraki dönemlerde bu da çoğalabilir. Ümraniye Ataşehir Göztepe metro hattı devam ediyor. Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro hattı devam ediyor. O Sancaktepe Çekmeköy olan bir devlet hastanesinin yanında kaza meydana gelmişti. Çökme olmuştu istasyonda. Ümraniye metro hattıydı. Evet. Orada devam ediyor. Yine aynı şekilde Ataköy dediğim gibi iki telli metro hattı devam ediyor. Alibeyköy Eminönü tramvay hattı. Alibeyköy Eminönü tramvay hattında şöyle bir problemle karşılaştık. Alibeyköy Eminönü tramvay hattının bir kısmı Haliç'in bataklığı üzerine kurulmuş. Hmm. Orayı yeniden söktük tüm imalatı. Söktüler daha doğrusu. Yeniden bir imalat yapılıyor. Ve aynı zamanda Unkapanı Köprüsü bir engel. Onunla ilgili bir çözüm çalışması yapılıyor. O da çözüldükten sonra. Yanlış planlanmış bir iş. Evet, yanlış planlanan bir iş. Yani kağıt üzerinde konmuş ama Unkapanı Köprüsü düşünememiş. Yahut da bataklık düşünememiş. Bu konuda inanılmaz raylı sistemlerde bir hanımefendi Pelin Hanım, daire başkanımız. Hmm. İnanılmaz çalışkan. Şantiyede geçiriyor. Yani Pelin Hanım'ı kimse ofisinde bulamaz. Ha. Yani bu dönem gerçekten zaten bu de konuda da akademik çalışmasında aynen Japonya'da yapmış, falan birçok yerde yani bulunmuş bu konuda da inanılmaz heyecanlı şef de yapıyor bu işi. Yani gerçekten inanarak yapıyor. Bildiğini yapıyor ve bilimin neyi gerektiriyorsa onu yerine getirmeye çalışıyor. Evet. Peki bu projelerle ilgili finansman konusunda bir sıkıntı. Çünkü dediniz ki birinci bölümde özellikle pandemi dönemiyle beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine yaklaşık 5 milyarlık yeni bir maliyet geldi. Bir de bunlar pahalı projeler, özellikle metro projeleri, altyapı projeleri pahalı projeler. Finansmanla ilgili Sayın İmamoğlu'nun şikayetleri kamuoyuna yansıdı. Dedi de ki kredi konusunda özellikle kamu bankaları bize tek bir kuruş kredi vermediler. Bunun hesabını versinler diye. Nasıl çözüyorsunuz finansman sorununu? Yurt dışından yani. Öz şeylerimiz yeterse, yani kendi bütçemiz yeterse büyükşehirin bütçesini kullanarak bir kısmı. Eğer büyükşehirin bütçesi, yani şu anda bütçede ciddi anlamda sıkıntı var, yani birçok faaliyet durdurmuşsa, ama merkezi iktidarın %3'lerle %4'ler aldığı kredileri biz %1,5'larla %2'lerle yurt dışında temin ettik. Daha düşük maliyetlerle o kredilerle yürüyor. Anlıyorum. Peki şimdi bir de şu hep söylenir. Aslında raylı sistem evet en ideal kentler için, hatta az önce söyledik şehirler arası için, ama ulaşım bir entegre halinde düşünülmesi lazım. Yani raylı sistem yaptığınız zaman raylı sisteme vatandaşın ulaşması da bir şeydir. Çünkü yani her sokağa ray götüremeyeceğinize göre, istasyon götüremeyeceğinize göre vatandaşın raylı sisteme ulaştırması, o zaman yer üstünde bir ulaşım sisteminiz de ona entegre olması lazım. Sonrasında vatandaşın oraya toplu ulaşamayla, kişisel aracıyla, şahsi aracıyla gidip ulaşabilmesi vesairesi gibi entegre bir ulaşım planından ve bir projesi olması gerektiğinden bahsediliyor. Şimdi İstanbul'un hali kangrenleşmiş 20 milyon insanın günde hareket ettiği, artık ben şahsi olarak yani kentçi değilim, plancı değilim, ama 20 milyon insanın böyle bir coğrafyada bir arada yaşamasının başlı başına bir kriz olduğunu ben düşünüyorum. Diğer anlamda bu entegre edilmesiyle beraber bir de Sayın İmamoğlu'nun İstanbul, yani içinden deniz geçen bir şehir ama deniz ulaşımının toplam ulaşımdaki payı yanlış hatırlamıyorsam %3, %5'lerde bir payı var. Belki daha da altında, biz bunu en az %13-15'lere çıkartacağız diye bir şey vardı. O anlamda çalışmalar var mı deniz ulaşımı ile ilgili? Bir de bu söylediğimiz gibi bütünlüklü raylı sisteme entegre edilecek bir ulaşım planı yapıldı mı İstanbul'la ilgili? Tabii ki yaptık. Bununla ilgili de çalışmaları yaptık. Yani bunları anlatırken bu şeyler yaparken bu çalışmaların içinde mutfağında yer aldığımız için bunları da biliyoruz. Birincisi şunu söyleyeyim. Doğru, raylı sistemler arttıkça entegre işte bağlantılarında kurmamız gerekiyor. Bunu da kısa kilometrelerle,
Yani bugün bir YTT otobüsü atıyorum Bahçeşehir'den başlayıp Taksim'e kadar geldiğinde 30-40 kilometre yol yapıyor. Bu raylı sistemleri arttırdıkça meşhur bir 500 temiz var bizim üzerinde güneş batmıyor. 30-40 kilometre yollar değil de 10 kilometre, 15 kilometre yollarla birbiriyle bağlantılı bir şekilde de çözmüş olacağız. Aynı zamanda İstanbul trafiğini de rahatlatmış olacağız. Yani bu başlı başına bu. Bir diğeri de dediniz ki nasıl? Mesela bir örnek vereyim. Şile'nin en sınır bir köyü. Dün gittik. Aklımda kaldığı için anlatayım. Evet. Dün gittik Şile'nin en sınır bir köyü. Kocaeli iline tam sınır. Bir kilometre var Kocaeli arasında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar kuruluşu çok eski. Bugüne kadar o köylerin hiçbirine ulaşım gitmemiş. Yani İETT, araba toplu falan ulaşım toplu olmaz. Ulaşım gitmemiş. İnsanlar kendi özel imkanlarıyla, kendi özel yarattığı ulaşım araçlarıyla şehir merkezlerine gelmişler. Yani insanlar Ümraniye'de çalışıyor, Çekmeköy'de çalışıyor. Köylerine gidip gelemediği için mecbur köydeki evini terk etmiş, gelmiş, orada kiracı olmuş. Yani birisi. Dün götürdük, ya inanılmaz etkilendim. Kurban kestiler biliyor musunuz? Yani çok hani şey değil, kurban kesti köyüne. İki hacı arka tarafta oturuyordu böyle yaşlı, yani hacı dediğim işte yaşlı insanlar. Yanlarına yanaştım. Ya nasılsınız, iyi misiniz falan. Halın hatırını sorduktan sonra bir ihtiyacınız var mı dedi. Şu cümleyi duydum sadece. 20'ye 25 yıldır bizimkiler yönetiyor. Bizimkilerin 25 yıldır getiremediği otobüsü Ekrem İmamoğlu bir yılda getirdi. Ben bundan sonra bizimkilere ne anlatacağım dedi. Ben orada alacağımı aldım zaten. Evet. Umarım herkes de bundan alacağını alır. Yani bu da önemli bir şey. Bunu yani biz en ucra köşedeki bir köyü bile artık planlarımızın içine alıyoruz. Dolayısıyla da çünkü az önce dediğiniz gibi ulaşım bir hak. Aynen öyle. Yani belediye her şeyi evet bir maliyet hesaplaması mutlaka yapacaktır. Çünkü kamu zararı dediğimiz şey değerli izleyiciler vatandaşın ödemesi gereken bir şeydir. Kamu hizmeti üretenler nihayetinde bizim adımıza o hizmeti üretiyor. Bir zarar ortaya çıktığı zaman da bu ya zam olarak ya vergi olarak bir şekilde vatandaşın cebinden çıkacak. Tabii ki bu planlama yapmak zorunda ama Ali Haydar Bey'in de söylediği gibi biz buradan kar etmeyiz bu işi yapmayız gibi bir yaklaşım olamaz. Çünkü bu bir temel insani hak. Bu son UKM'de biliyorsunuz şehir hatlarıyla ilgili yani deniz ulaşımıyla ilgili çalışmalarımız var. Bunun çalıştaylarını yaptık. Farklı planlamalar yapıyoruz. Aşık Başkanım'ın yine söylediği gibi, Ekrem Başkanım'ın söylediği gibi deniz taksiyle ilgili bir takım çalışmalar var. Denizdeki ulaşımın yani şeylerinin, iskelelerinin yahut da şeylerin artmasıyla ilgili de değişik ilçelerde yapılmasıyla ilgili de bir çalışmalar var. O olgunlaştıktan sonra başkanımız muhtemelen bunları açıklayacak ama en son UKM'de bir karar aldık. 5 kuruş dedik. Aslında mesele 5 kuruş değildi. Ama ulaşımı bedava yaptığınızda meclis kararı gerekiyor. Meclis kararına rağmen de bir şey çıkıyor orada bize. Yani bir tazminat rica ediyorlar şeyde. Bir bedel. Sayıştay raporlarıyla birlikte 5 kuruş dedik. 5 kuruş da peki niye 5 kuruş dedik aslında baktığımızda? Hem deniz ulaşımı payını arttırmak hem de pandemi sürecinde biz valilikle yapılan tüm toplantılarda Büyükşehir'i temsilen giden arkadaşlarımız İl yani Büyükşehir'inde bir bilim kurulu var. Evet. Tıpkı pandemi kurulu olduğu gibi. Valilikle yapılan tüm toplantılarda biz kademeli saat çalışması önerdik. Yani mesai saatlerinin değiştirmesiyle ilgili bir takım önerilerde bulundu. İşte kamu kuruluşları 9'da başlayacaksa özel sektörün bir kısmı 10'da başlasın, bir kısmı 9'da başlasın gibi rahatlatalım. Mesai yani, giriş ve çıkışlarındaki yoğunluğu azaltmak. Yoğunluğu zaten pik saatleri yayalım yaymak. Biraz daha. Bu kabul görmeyince işimizi zorlaştırmak konu. Biz şehir hatlarında saat 10 ile 16 arası 31 Ağustos'a kadar ücret 5 kuruş dedik. Aslında tabir yerindeyse anlamı bedava. Evet. Yani bu projelerden biri. Orada da yine gerçekten bir kadın arkadaşımız var. Sinem Dedetaş, şehir hatları genel müdürü. Bu konuda inanılmaz o da heyecanlı, inanılmaz çalışıyor. Ekrem Başkan'ın bu dönem inanılmaz kadın yöneticilere ağırlık verdi. İşe alınırken de kadın çalışanlara bu konuda da hassas davranıyor. Ciddi anlamda. Ve kadınlar bu işi inanılmaz şevkle yapıyorlar. Ve geçerekten de becerikliler. Onu da söyleyeyim yani. Becerikliler ve farklı önerilerle ve farklı çözüm şeyleriyle geliyorlar. Bu konuda da şehir hatlarının şeyini daha da artırabilmek için bu çalışmayı yaptık. 31 Ağustos'tan sonra da bu süreç yani 5 kuruş süreci bittikten sonra da yeni önerilerimizi kamuoyuyla İstanbul halkıyla paylaşacağız. Hemen onu söylemişken, kadın yöneticiler demişken, Sayın İmamoğlu'nun bir seçim döneminde bir vaadi vardı. Galiba 4 yaşına kadar çocuklara mıydı? 5 yaşına kadar çocuklara ve annelerine ulaşımın ücretsiz yapılmasına dair. Bununla ilgili bir engelleme mi oldu? Hayata geçti mi? Komisyonda bekliyor. Komisyonda bekliyor. Karar aldık. İBB yani meclis komisyonunda bekliyor. Anlıyorum.
Şimdi adalar mevzusunu açmak istiyorum. Biz yıllardır bir gazeteci olduğumuz için önümüze belki yüzlerce defa adalardaki faytonların kaldırılması ile ilgili, orada atların kötü muameleye maruz kalması ile ilgili yapılmış yüzlerce eylem, onca sivil toplum kuruluşunun bununla ilgili kararları, eylemleri, hatta bir ara Büyükşehir Belediyesi'nin önüne kamp kurup eylem yaptılar. Yani günlerce orada oturarak eylem yaptılar vesaire. Sayın İmamoğlu'nun da seçim döneminde vaadiydi. Evet, burada biz bu atlara zulmü. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vaadiydi. Hatta Sayın İmamoğlu'nun rakibi Sayın Binali Yıldırım da. Evet, Cumhurbaşkanı vaadi olduğuna göre. Evet, zaten onun da vaadiydi. Ama şimdi evet, bir anda Sayın İmamoğlu seçildi. İlk işlerden bir tanesi buydu. Planlaması yapıldı. Hızlıca önce atlar yasaklandı. Faytonlar yasaklandı. Onlar belediyenin korumasına alındı. Bir kısmı farklı kurumlara gönderildi vesaire. Sonra orada elektrikli ulaşımla ilgili şey yapıldı. Bir anda bir kaymakamlık engeli. Hem de Sayın İmamoğlu'nun test sürüşünü yapmaya gittiği sabah açıklanan bir kaymakamlık. Gün. Evet, sahaya gideceğiz. Görüşmeleri yapmamıza rağmen. Evet. Ne oldu adalarda, ne oldu şimdi? Hemen anlatayım. Adalarda tabii demin iki kadın yöneticimize teşekkür ederken erkeklere de haksızlık yapmamak lazım. Bu konuda gerçekten ulaşımda iyi bir ekibimiz var. Genel Sekreter Yardımcımız İbrahim Orhan Demir ulaşımdan sorumlu. Hem raylı sistemler, hem toplu ulaşım, hem çevreyle ilgili sorumluluğu var. Yine aynı şekilde Ulaşım Daire Başkanımız Utku Cihan, kendisi İzmir'den geldi. İnanılmaz heyecanlı ve şey. Ulaşım Toplu Ulaşım Müdürü, TUİ Müdürü dediğimiz Barış Yıldırım. Trafik müdürümüz dediğimiz yine Tuncay Önderoğlu. Yani inanılmaz, hepimiz bu konuda ve arkadaş, yani çalışma arkadaşlarımız adada hep birlikte bir çalışma yürüttük. Adada ne oldu? Herkesin izlediği, herkesin gördüğü, adalarda işte atların öldüğü. Yani şurada işte bir iki resim var. Evet. Atların öldüğü. Adaların tabir yerinde ise pislikten geçilmediği bir şeyden. Bu da araçlar. Yeni araç modelleri. Biz adalarda önce faytoncularla oturup bir adalar çalıştayı yaptık. Gittik. Hayvanseverleri, çevrecileri, karşı olanları, destekleyenleri, faytoncuları, faytoncu esnafını, evet, belediyeyi, kaymakamlığı hepsini çağırdık. İki günlük bir çalıştay yaptık. Bu iki günlük çalıştay sonucunda bunu rapor haline getirdik. Bu arada biliyorsunuz adalarda işte atlar telef olmaya başladı. Atlar evet, ölmeye başladı. Bir ruam salgını. Evet, ruam salgından dolayı biz bundan öncesinde yaptık. Yani öncesinde biz bu çalışmayı yaptık, bu çalıştayı da yaptık. Evet. Tedbirlerimizi aldık, önerilerimizi de başkan zaten daha önce seçim çalışmasında da bu vaatte bulunmuştu. Bu çalışmayı yaparken bir vuham hastalığı ortaya çıktı. Bununla birlikte atlar ölmeye ve telef olmaya başladı. Bununla ilgili valilik bir karar alarak adaları yasakladı. Biz önce adalar yasaklandıktan sonra adalardaki tüm faytoncularla bir araya geldik. Mecliste oy birliğiyle bir karar aldık. Fayton başına işte 300 bin lira. At başına. At başına da 4 bin lira ile 6 bin lira arası bir para ödeyerek faytonları satın aldık. Fayton dediğimiz yani tahta. Evet. Yani çöpten başka bir şey değil normalde. Evet. Ama orada bir hak var. O insanlar yıllarca orada ekmek kazanıyorlar, bu işi yapmıyor. Bunu sorunsuz bir şekilde İBB olarak sorunu çözdük. Esnaf da mağdur olmayacak. Evet, çekimden. Atları aldık. Atları aldıktan sonra 40 tane seyis işi aldık. Atlara bakım yapıp atların ölümünü engelleme. Sağlık Müdürlüğü üzerinden, Veteriner Müdürlüğü üzerinden orada atlarla ilgili at hastanesi, onların bakımını yapacak, ilaçlarını yapacak çalışmaları yaptık. Bunları ne zamana kadar yaptık? Ta ki geçen aylara kadar hala da yapmaya devam ediyoruz. Bu atların bir kısmını kötü kullanılmamak koşuluyla daha çok üniversitelere, evet, belirli kurumlara şeyini de yapmak üzere, nakliyesini de yapmak üzere götürüp teslim ettik birçoğunu. Evet. Atları teslim ettik. Geriye kaldı peki, atlar gitti. Atların yerine bir şey koymamız gerekiyor. Bu arada Şubat ayında biz UKM kararıyla ve meclisteki oy birliğiyle adaları yayalaştırdık. Yani adaları trafiğe kapattık. Trafiğe kapalı olmak ne demek? Orada trafiğe kapalı olduğu için de karayolları kanunu, trafik kanunu artık geçerli değil anlamına, evet, gelir. Yani neydi? Elektrikli bisiklet, elektrikli araç. İki model araç çalıştık bununla ilgili. Kısa vadede işte ilk etapta 60 araç temin ettik. 4 ayrı adaya ihtiyacı olduğu şekilde dağılımını yaptık ve bunları sahaya indirdik. Yurt dışından bunlar geldi. Önce gümrükten bekletildi. Onun bir zaman kaybı oldu. Gümrükten geçirdikten sonra da emniyet yetkilileriyle bu konuyu tartıştık. Peki
tartışma açılış yapılıncaya kadar, başkanım sahaya ininceye kadar bununla ilgili işte teçhil yapmadan inemezsiniz, yapamazsınız denmedi. Buna rağmen örneklerine baktığımızda da adalarda kaymakamlığın, itfaiyenin, İSTAÇ'ın, İSKİ'nin yıllarca kullandığı elektrikli araçlar var. Bunların hiçbiri tescilli değil, hiçbiri sigortalı değil. Peki kolluk kuvvetlerinin sayın kaymakamımızın görevi, kendi kullandığı arabanın tescilli var mı yok mu kendi elektrikli aracın? Yok. Adalarda kullandığı elektrikler. Adalarda kullandığı, belki makam aracı olarak, belki gezmek için kullandığı aracın tescilli yok. Aynı şekilde itfaiye aracı, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçmişten kalan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyenin kullandığı araç da aynı şekilde. İSTAÇ'ın kullandığı araç da, İSKİ'nin, bunların da tescilli ve sigortası yok. Ama iş adalardaki toplu ulaşım şeyine geldiğinde tescil ve sigorta zorunlu. Evet. Onu da aşacağız. Yani aşacağız. O ne aşamada şimdi? Yani Büyükşehir Belediyesi buna itiraz mı etti? İki komisyon kurduk. Büyükşehir Belediye, yani kaymakamlık itiraz etti buna. Tescilden evet. dolayı. Halbuki tescil sorunu baktığımızda, yani tescil yapılmalı mıdır? Evet, yani bir aracın bir numarası olmalıdır. O aracın sürücüsü belli olmalıdır. Kaza olabilir mi? Elektrikli evet. olmasına rağmen, bisikletli araç olmasına rağmen kaza yapabilir mi? Yapabilir. Stuker bile tabii kaza tabii. yapıyor. İnsanlar ölüyor stuker kazalarından falan. Dolayısıyla da tescil yapılabilir. Ama tescil derken şey anlamda tescil yapıyor. Yani numaralandırılabilir. Ama sigortası neye göre yapacağız? İşletme hakkını İstanbul Büyükşehir Meclisi İETT'ye vermiş. Bizim oradaki önceki önerimiz, bu işin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakı olan, daha önce otobüs aşı olan, bugün ulaşım aşı olan iştirak üzerinde yürünmesiydi. Hmm. Sağlıklı bir şekilde. Mevzuata uygun değil dediler. Komisyonda tartıştık. Bizim önerimize rağmen, bizim meclise sunduğumuz öneriye rağmen AK Parti'nin oy çokluğu, bizim de oy birliğimizle birlikte İETT'ye devrettik burada. Şimdi İETT'de hiçbir şey yaptırmamaya çalışıyorlar. Yani dolayısıyla da hani çevre hakları savunucuları yahut da hayvan hakları savunucuları falan mesela, onlarla biz zaten bu müzakereleri yaptık. Onların fikirlerini aldık. Karşı çıkan olabilir. Orada kalmasını isteyen insanlar olabilir. İşte şey, ama burada sonuç böyle yaşadığımız, bizim dışımızda alınan, bizim de benimsediğimiz, bizim de istediğimiz, belki farklı bir modelle gidecektik. Bizim dışımızda bir gece alınan bir kararın uygulamasına geldiğinde de karşımıza bir sürü zorluklar çıkardı. Evet. Şimdi orada şu da konuşuldu. Araçlar neden ithal diye. Bununla ilgili bir açıklama Sayın İmamoğlu yaptı. Aslında biz Türkiye'de üretim yapan bütün firmalarla görüştük. Ama bu süre içerisinde bize bu sayıda bir aracı temin edemeyeceklerini söyledikleri için biz bunları geçici olarak temin ettik. Uzun vadede biz Türkiye'deki bütün yerli firmalara böyle bir üretim yapmaları için talepte bulunduk diye açıklama yapmıştık. Önce bir yarışma düzenlenecek. Evet. Adalarda nasıl bir araç istiyorsunuz, nasıl bir şey olmalı? O yarışma neticesinde, yani modelleri sunularak. O yarışma neticesinde bunları yapıyor. Ama şimdi acilen bizim adalardaki ulaşımı sağlamamız gerekiyor. Evet. Pandemiden dolayı hani çok belki hissedilmiyor. Ama pandemi olmamış olsaydı adalarda bu mevsimde şu anda evet. muazzam bir trafik olacak tabii ki, haklısınız. Şimdi İstanbul'un ulaşımıyla ilgili aslında dedik ya, hem sorunlar o kadar çok. Şimdi bu bahsettiğiniz belki başlı başına tek tek üzerine, her hat üzerine konuşacak kadar Sayın Kahraman çok hazırlıklı gelmiş, dosyalarla gelmiş ama biz o kadar teknik detay konuşmadık. Tek tek mevzularla ilgili konuştuk. Son olarak iki şeyi sormak istiyorum. Birincisi bu Başakşehir yolu ile ilgili bir şey oldu, tevzirat oldu. Buradaki durumu kısaca bir özetlerseniz. Hemen. İkincisi de şuydu. Yakın dönemde çok ulaşımla alakası yok ama belediye şeyle ilgili. Haliç yeniden işte çürüdü. Bak bir yılda İmamoğlu Haliç'i tekrar eski haline getirdi. Propagandaları yapıldı. Küçükçekmece işte tekrar çöp oldu. Küçükçekmece'de balıklar ölüyor şeyleri yapıldı. Nedir? Bir yıl içerisinde Sayın İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra İstanbul'da çevre sorunu mu tekrar ortaya çıkmaya başladı? Bununla ilgili nereden çıktı tartışma? Algı yönetme sorunu ortaya çıktı. Riva da bunlardan biri, Haliç de bunlardan biri, evet. Çekmece Gölü de bunlardan biri. Çekmece Gölü'nden ölen gösterdikleri balıkları gördünüz mü? Evet. Konteynerlardan, yani net söylemeyeyim yine, yani bu konuda yetkili değilim. Ama bildiğim kadarıyla, edindiğim çalışmalarda, sonuçta ben meclis üyesiyim ve denetlemekle de yetkiliyim, bu çalışmaların da içindeyim. Ama küçük çekmecede gölde bulunan balıklar konteynerle denize şeye dökülen, göle dökülen balıklar. O gölün endemik balığı değil diyorsunuz. Değil. Denizden gelen balık da değil. Evet. Yani orada biliyorsunuz bir şey var, liman var.
Evet. Yani yurt dışına işte konteynerlerle yük taşımacılığı yapılan bir liman var. O limanda çürümüş yahut da çöpe atılması gereken ölmüş balıkların konteyner vasıtasıyla denize döküldüğü. Yani herhangi bir şekilde küçük çekmeceye bir zehirli atık veyahut da bir atık boşaltılması gibi bir şey söz konusu onunla değil belediye tarafından. Mümkün değil zaten. Evet. Yani biz hani dediğimizde bir yılımızı daha yeni doldurduk zaten. Evet. Yani bir yılda zaten 3 ayına baktığında insanlar evinde pandemiden dolayı evinden çıkamadı. Fabrikaların hiçbiri çalışmadı. Evet. Tamam mı? Haliç konusu? Haliç'te de aynı şekil. Yani doğal bir şeyden kaynaklanan 3 günlük şey bitti. Var mı? Evet, şu anda yok. Yok. Demek ki şeyden Haliç'ten kaynaklanan yani mevcut yeni bir kirlenmenin yol açtığı bir mevzu değil. Ki aynı şey 2017, 2018, 2016 geçmiş yıllarda da mevsimin bahardan yaza dönerken hava ısınmasıyla bir yosunlanma oluyor. Onu da hızlı söylemiş olduk o zaman. Son olarak Başakşehir Hastane Yolu'nda süremiz daraldı hızlıca. Tamam. Hemen Başakşehir'i anlatayım. Bu evet. Çok konuşuldu. Bunu köşe yazarları da yazdı. Siyasetçiler, bakan, herkes konuştu. Bu demin anlattığım gibi Kadir Topbaş döneminde planlanan, şehir hastanesi çok önceden planlanan bir yer. Kadir Topbaş döneminde İstanbul Büyükşehir'e verilip yol bakımı, yol yapımı ve iki yol güzergahı var. Birisi metro yolu, birisi de karayolu. Yani minibüsün ve şeyin kullan. İki yolun yapılmış. Bunlar 2017'de Kadir Topbaş tarafında 20 ayrı ihale, 20 ayrı yani İstanbul'un değişik yerlerinde 20 ayrı ihale aynı firmaya ihale edilmiş. Sonra Mevlüt Uysal döneminde bu durdurulmuş. Yani genel sekreter yardımcılarına girmiyorum. Şimdi kendileri bakan. Mevlüt Uysal döneminde durdurulmuş. Sonra 2019 Aralık ayına geldiğinde Ekrem İmamoğlu seçildikten sonra bu hastanenin 2020'de açılması gerektiğini, bu yolun da bir şekilde bitirilmesiyle ilgili bir toplantı neticesinde İstanbul Valisi'nin de bulunduğu, bakanlık yetkilisinin de bulunduğu bir toplantıda mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla bunun kısa vadede yapılamayacağı ifade edildikten sonra bakanlığın bu işi, valiliğin de ve bakanlığın bu işi bakanlığa devredilmesiyle ilgili talebinden sonra 2019 Aralık ayında bakanlığa devredilmiş. Evet. Peki bakanlığa devredilmiş, biz bakanlığa devredilmeden, biz derken kamunun devamlı söz konusu. Öncesinde belediye, bununla ilgili çalışmaya 580 milyon harcama yapılmış. O 20 projenin içinde saydığım torba projelerin içinde. Oraya para yetmediği için de götürüp Beşiktaş'taki bir proje bitirilmiş. Buranın yol güzergahı düzenlemesini hastane açılmadan önce İstanbul İBB Trafik Müdürlüğü yapmış. Buranın toplu ulaşımın yani vatandaş hastaneyi açtın da neyle gidecek oraya? İETT'yi koyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Evet. Minibüs hatlarını, 8 minibüs hatlarını yeni minibüs hattı UKME'de karar alıp koyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yani bakanlık bunu açıklarken 10 bin liralık yaptığı yeni bir çalışmayla sanki bakanlık bir ayda yapmış bitirmiş gibi bir algı yaratılıyor. Evet. Dolayısıyla da başlatan da onlar, durduran da onlar. Bakanlığa devreden yapan da yine evet, kendileri ama biz bununla ilgili yani hani ne söylerlerse söylesinler bu tamamen bir siyasi algı operasyonu dolayısıyla da biz hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Anlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Zaman hızla geçti. Süremizin sonuna geldik. İstanbul'un ulaşım sorunları ile ilgili bisikleti çok tartışılan konularla ilgili. Son olarak bisikletle ilgili bisiklet yolları artacak mı İstanbul'da? Artacak. Biz geldiğimizde 168 kilometre olan bisiklet yollarını şu anda 219 kilometreye çıkardık. Burada bu pandemi süreciyle birlikte de yani en azından tercihli yani geçici olarak düşündüğümüz ama pandemiden bisikleti de arttırmak için Göztepe Parkı'nın yanından başlayıp Bağdat Caddesi'ne devam eden 4 kilometrelik bir bisiklet yolu inşa ettik. Yani mevcut yolu bariyerlerle, evet, çizgilerle değiştirerek ayırdık. Yani onu ayırarak yaptık. Dolayısıyla da bir 11 kilometre daha çalışma devam ediyor. Bununla ilgili de çalışmayı devam ettiriyoruz. Bisikletle ilgili bir bisikletlik şefi kurduk. Yani bisikletin sadece bir spor aracı, bir spor şeyinden çıkarılıp bir ulaşım aracı, bir ulaşım aracı haline getirmek için çalışmaları, evet, devam ediyoruz. Bu anlamda da hem bisikletlik şef var hem de ulaşımın bu anlamda besleyen, asistanlığını yapan bir arkadaşımız var, uzman olan bu konuda. O arkadaşımız çalışmaları yapıyor. En kısa zamanda bunun da
tanıtımlarını yapacağız. Anlıyorum. İstanbul tabii bisiklet ulaşımı için birçok Anadolu şehrine göre daha dezavantajlıdır. Çünkü çok tepeler şehri nihayetinde ama kullanılabileceği alanlar vardır. O da şehir trafiğini rahatlatacak bir adım olacaktır. Biz de bunun takipçisi olacağız tabii ki Sayın Kahraman söylediği çalışmaların. Not defterinin sonuna geldik. Başlangıçta Sayın Ali Haydar Kahraman hatırlatmıştı. Ben de bitişte bu konuda birkaç şey söylemek isterim. Yarın 2 Temmuz gerçekten Türkiye'nin yakın tarihinin en büyük utançlarından biri diyebileceğimiz Sivas katliamının 27. yılı. Ve bu 27 yıl içerisinde hep şu konuşuldu, hep şu söylendi. Yani acıları yarıştırmak değil kasıt belki ama sürekli bazı insanların, toplumun bazı kesimlerinin sürekli bedel ödediği, sürekli hatta bunu canıyla bedel ödediği, türkü söyleyen insanların, bir anma için bir araya gelen insanların hunharca yakılarak katledildiği bir anma. Önceki yıllarda da engellemeler oldu. Bu sene pandemi gerekçesiyle yürüyüşü valilik engellediğini açıkladı. Umarım yarın orada yine yüksek tansiyonun olmadığı bir anma olur. Ve umarım orada hayatını kaybeden 33 aydınımızın ruhunu daha da incitecek tablolar ortaya çıkmaz. Hepsinin önünde tek tek ben de saygıyla eğiliyorum. Bu ülkenin, bu toprakların gerçekten aydınlık yüzleri maalesef karanlık bir ateşin içerisinde hayatını kaybettiler. Biz de hepsini tekrar saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Programı da yine bir türküyle bitirelim. Edip Akbayram söylesin o zaman, türküler yanmaz desin. Biz de not defterine böyle veda edelim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir cümle söyleyebilirim mümkünse. Özellikle yani gerçekten beni burada ağırladığınız için emekçilerle size hepinize Cem TV çalışanlarına teşekkür ediyorum tekrar. Ama Ekrem İmamoğlu'nun da hem İstanbul için hem Türkiye için bir şans olduğunu, onunla çalışmanın çok zevkli olduğunu da burada ifade etmek istiyorum. Evet. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Not defteri sona erdi.